Selamlar herkese. Bugün Azir İrelia destesiyle Karma Leblanc ve Katarina destesine karşı oynuyoruz. Okey, bu Shapestone'ların ikisini de göndereceğim. Tamam, burada Sparring Students'ı oynayalım. Şimdi saldırı sırası bizdeyken Doomkeeper oynayacağım. Hatta abartalım abi. Burada rakibin yarıcından fazlasını aldık ya. Aynen. Yani rakip 7 can kaldı, daha tur 2'deyiz abi. Bu deste işte bu kadar güçlü. Okey, devam. Oo, ilk Mordor geldi tabi. Şimdi Ribbon Dancer oynayalım. Burada aslında hedeflediğim şey bu. Olur da bu saldırırsa, bu her saldırısı için artı bir artı bir kazanacak abi. Bunun karşısında bunu rahat bir biçimde koyabileyim ki bu direkt ölsün. Hayret. Tamam, short. Şimdi burada direkt bu Swingblade'i oynayacağım tekrardan. İki bıçak çıksın abi. Şimdi burada benim elimdeki ünitelerden birkaçını öldürmek zorunda. Okey, direkt open attack yapacağım. Aynen öyle. Çok basit oyun arkadaşlar. Sıradakine geçelim. Şimdi karşımızda Talia ve Malphite var. Aslında başlangıç olarak iyiyiz. Burada sadece Shapestone'u geri göndereceğim. Liden Fellow da geldi. Gayet güzel. Olur da Malphite stun'ı falan gelirse ikisinden birini kurtarabiliriz. Zaten hani Azir tek de ölmez ama en azından Irelia'yı kurtarırız. Şimdi burada Ribbon Dancer oynasam büyük ihtimal bununla savunur abi. Ardından hani open attack yaparsa bunu oynarım. Karşısında ikinci blok olur. Ya da hiç karşılamaz. Şimdi open attack yapacaktır. Bunu bunun karşısına koyarım. Aslında ekstra mavi buff, yani mana gem vermek istemiyorum. Ya aslında şundan vermek istemiyorum. Şimdi bu öldüğü zaman abi bir tane landmark oluşturuyor. Malphite ve Talia da tamamen landmarklardan oluşuyor diyebilirim. Şimdi burada hangisini oynamak daha mantıklı? Burada Azir'i oynayacağım. Pardon, Irelia'yı oynayacağım. Burada Flawless Bullet'i oynayacağım. Çipleri eline saklamak istemesinin sebebi tamamen şundan kaynaklı arkadaşlar. Landmark ortaya çıktığı zaman bunlar 3'e 3 olacak. Aa, takaslamak istemedi. Okey. Aslında burada hata yaptım da denilebilir ya. Sadece İreli ile saldırsam burada ben karlı çıkardım. Çünkü bu open attack yaptığı zaman ben İreli'nin karşısına gerçi Liden Fellow'la geri gönderip koruyabilirim ama. Yani çok hoş olmadı. 3 manaya bunu oynasam 2 manaya bunu oynayamam. Okey, paslayalım bir abi. Burada 6 hasar net yiyeceğiz bir kere, ondan eminim. Bunu geri göndereceğim. Yani bunun çok bir etkisi olmayacağı için direkt Gringlet Zoo oynayacağım. Okey, Azir'in level atlamasında bir tık daha var.
Şimdi burada Sparring Students'ı oynayacağım. Burada Azir'i düşeceğim ama. Yani bu en fazla 3'e 3 olacak abi. Bunu yine benim savunmaya bekletmem gerekecek. Okey, saldım. Yani burada rakip bir şey oynarsa direkt Blissming Blade oynayacağım. Bu iki bıçakla saldıracak. Yani burada aslında ben bayağı karda olacağım. Keza level atlayacak Azir abi. Bunu yapmamış olması çok hoş olmadı. Şimdi 6 manalın yok. Böyle yapsam yine birini karşılamak zorundayım. Böyle yapacağım. Ardından Homecoming ile aslında şöyle yapalım ya. Ama yok ya, bunu tekrar oynaması çok hoş olmaz. Şöyle yapalım. Aynen. Bu ikisini geri göndereceğim. Burada bu iki karakterle, ya karakterlerin geri gitmesini istemiyorum. Çünkü rastgele 3 üniteye artı 3 artı 3 veriyor. Hani tekrar bir çipin 6'ya 6 gelmesi beni gerçekten yorar yani. Bir de bunun hani Malphite'a falan geldiğini düşünürsek çok can yakar. Tamam, burada Irelia'yı oynayacağım. Hazır level atlasın. Şimdi burada Flavely Spirit'ten önce Blissming Blade oynayacağım. Skip oluşturacak. Azir hepsini artı bir verecek abi. Keza Irelia'nın level atlamasına hani sadece bu kalacak. Ardından bunu oynayacağım. Tekrardan hani şeyler böyle ortaya çıkacak. Yani bunların hepsini karşılamak zorunda kalacak ki Irelia level atladığı için hani karşısına koyduğu zaman Irelia ile çok rahat bir biçimde yerlerini değiştirerek halledebileceğim abi. Yani rakipleri öldürebileceğim. Aslında burada Sparring Students'ı oynayıp ardından hani bu hamleleri yapsam sanırım çok daha karlı olurdum. Çünkü Sparring Students 8'e 8 ya da 9'a 9 gibi bir ünite olacaktı. Yani çok iyi bir kıvama gelecekti ama. Okey, bakalım rakip ne yapacak. Bu arada daha hiç landmark düşmedi. Abi dilimi eşek darısı soksun gerçekten. Burada aslında bir tık da amacım şu arkadaşlar. Green Glade Zone'un karşısına herhangi bir şey koyamaz. Yani öldürmesi gerek abi. Şimdi burada Irelia level atlayacaktır. Hani Green Glade Zone'la saldırdığım zaman rakip cevap veremesin istiyorum. Keza en kötü yerlerini değiştireceğim. Yani bunların karşısında blok çıkartmak zorunda çünkü bir tane bile açıkta bırakırsa Green Glade Duo'yu öldüremezse oyun bitiyor arkadaşlar. Okey. Şimdi tur sırası bize geçsin. Ben burada direkt saldıracağım. Aynen. Aynen. Güzel oyundu arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Yani bunların karşısında blok çıkartmak zorunda çünkü bir tane bile açıkta bırakırsa Green Glade Duo'yu öldüremezse oyun bitiyor arkadaşlar. Okey. Şimdi tur sırası bize geçsin. Ben burada direkt saldıracağım. Aynen. Aynen. Güzel oyundu arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.